Herkese merhabalar. Yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bugün büyük gün. Büyük gün, evet arkadaşlar. Artık Köyceğiz'de sizin de bir eviniz, bir odanız dayalı döşeli var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şu an itibariyle apartımızı bitirmiş bulunuyoruz. Odalarımız özenle hazırlandı. Aynı kendimizin kullanacağı gibi sizler için de hazırladık. Geldiğinizde de göreceksiniz zaten gelen arkadaşlar. İlk başta hemen videonun başında ben telefon numarasını vereyim. WhatsApp telefon numarası. Ama arkadaşlar bir yoğunluk olacağı için WhatsApp'ta siz mesaj atın. Kaç gün kalmak istediğinizi, kaçıncı ayda kalmak istediğinizi, 3 tane odamız var. Kaç kişi olduğunuzu biz yardımcı olalım. Ona göre ertesi gün döneceğim zaten. WhatsApp sırasına göre tabii, ilk atanlara göre. Bu bayram itibariyle, yani önümüzdeki bu video yayınlandı, ertesi gün itibariyle misafir kabul edebileceğiz. Aynen. Ben yine WhatsApp numarasını önceden vereyim. 0537 398 06 93. Buraya WhatsApp atarsanız gün içinde size döneceğim. Siz de şu anda işte hangi tarih size uygun onları ayarlayın. Bize kaç gün kalacağınızı atın. Tabii biz size dönelim. Hem orada görüşmüş oluruz daha detaylı, direkt telefonla da. Yerinizi ayırtalım. Önümüzdeki yazda burada sizinle komşu olalım. Evet, öncelikle çok mutluyuz, heyecanlıyız. Günlerdir, evet, hatta aylardır emek verdik buraya çok fazla. Şimdi artık çok şükür bitti. Bunu başarmış olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Hızlı bir şekilde önce size şu an akşamüstü hava. Hemen odaların işte ve bahçenin konumunu, durumunu gösterelim gündüz gözüyle. Ondan sonrasında da bu bahçenin akşamki halini de gösterelim. Süper. Çok güzel, efsane, süper şeyler yaptık. Hepsini gerçekten sizinle paylaşmak istiyoruz. En azından geleceğiniz odaları da detaylı bir şekilde videodan görmüş olacaksınız. Hepsini tek tek göstereceğiz. Evet. Sonrasında odalarımızın içini gezelim. O zaman şöyle yapalım. Önce odaların balkonundan manzara nasıl görünüyor bahçede ve evet, bahçede neler var? Daha neler yapacağız tabii. İşler bu kadar değil. Bahçe dekorasyonlarına bir yandan devam edeceğiz. Odalarımız tamamen hazır. Bilgisi de vereyim mi? Hani merkezlere veya işte bulunduğumuz yerlere ne kadar yakın olduğuyla alakalı. Evet, onları da veririz. Onları istersen hem odada konuşurken veririz. Evet. Hem odanın durumunu gezerken hani konuşuruz. Hem de hangi denize kaç kilometre, tam olarak neredeyiz gibi konuları tabii, da tabii. Yine odaları tanıtırken konuşuruz. Tabii. Hadi o zaman başlayalım. Bahçeyi gezelim. Hayırlısı bakalım. Evet, şimdi odamızın birisinin hemen önünde, yani balkonundayız. Buradan şöyle etrafa bir bakalım. Burada olduğunuzda nasıl göreceksiniz? Hemen şöyle bahçede bir hamamımız var. Palmiye ağacının dibinde. Burada bir caneriğimiz var. Portakal ağacımız var. Portakal ağaçları bu arada çiçek açtı. Yakında kokuları gelecek. Eriğimiz olmak üzere. Burada yine bu şekilde çiçeklerimiz var. Şuradan baktığınız zaman bu şekilde manzaranız olacak. Mesela balkonun yandan görünüşü de bu şekilde. Buraya hemen bir tane sedir koyduk. Bu sedirin minderleri sipariş verildi. Pazartesi günü kargodan gelecek. Onları alacağız, yerine koyacağız. Kırlentleri falan gelecek. Onları bekliyoruz. Yeri hazır. Bu şekilde burada oturacaksınız ve manzarayı seyredebileceksiniz. Buradan baktığımızda manzara bu şekilde. Hemen zaten şu aşağı kısımlar portakal ağaçları, biliyorsunuz 3 dönüm bir arazi burası, sırf portakalla dolu. Hemen aşağısı da yine sığla ormanları. Hemen bahçeye doğru inelim. Şezlong yapıyoruz ahşaptan arkadaşlar. Bakın bu şekilde yerleri hazır. Şimdi yaslanma yerlerini yapacağız. Yine aynı şekilde minderleri ve kırlentleri olacak. Burada isterseniz oturup dinlenebileceksiniz, uzanabileceksiniz. Hatta güneş alabilirsiniz, işte kitap okuyabilirsiniz vesaire, artık hani canınız ne yapmak isterse. Burada da böyle ahşaptan şezlonglarımız olacak. Bir dinlenme alanı olacak. Odamızın genel görüntüsü de bu şekilde. Burada yine akşamları yakacağımız fenerlerimiz var. Mum koyup ağaçlara süsler astık. Bakın portakal çiçeklerini göstereyim size. Açmak üzereler. Burada da yine bir caneriğimiz var. Ona da böyle süsler, fenerler astık. Rüzgar çanları astık. Burada yine süslediğimiz palmiye ağacımız var. Bunun etrafını da böyle yuvarlak bir şekilde taşlarla çevirdik ve süsledik. Çiçeklerimizi diktik. Yine aynı şekilde burada mumlarımızı yakıyoruz. Akşam çok güzel bir görsel oluyor. Bunu size zaten birazdan göstereceğim videoda. Burada bizim kendi el emeğimizle yaptığımız ahşap masamız ve bank takımımız var. Hepimiz burada inşallah hep beraber çok güzel sohbetler edeceğiz. Yemekler yiyeceğiz, çaylar içeceğiz, kahveler içeceğiz artık. Aklınıza ne gelirse burada güzel bir oturma alanı tasarladık. Bu alanı zaten komple genel kullanım yaptık. Burada da tabii ki salıncağımız var. Tabii ki dediğim gibi yine hatırlatıyorum, bunların hepsinin minderleri ve kırlentileri koyulacak arkadaşlar. Burada bir de ateş yakma sobamız var, bahçe sobamız var. Bunun içerisinde de ateş yakarak etrafında güzel sohbetler edeceğiz. Evet, buradan da şöyle bir bakalım. Evet, tam portakal ağaçlarının önünde güzel bir oturma alanı planladık. Biliyorsunuz zaten bahçenin diğer tarafında bir sebze alanı da yaptık. Orada da sizlere domates, biber, patlıcan, işte kabak vesaire gibi sebzeler diktik. Onları da buraya geldiğinizde dalından taze taze yiyebileceksiniz. Bu iki oda yan yana komşu. Hepimiz birbirimize inşallah komşu olacağız. Diğer odamızın girişi de zaten bizim evin orada, biliyorsunuz, ön tarafta. Şimdi hemen bahçemizin akşamki haline bakalım. Ondan sonra da detaylı bir şekilde odalarımızı gezmeye başlayalım. Öncelikle bahçemizin önceki hali ve sonraki halini göstererek başlayalım. Akşam normalde bahçe böyle karanlıktı. Hatta ateşler ve şu an mumlar yanıyor. Onları da saymasak kapkaranlıktı. Ve şimdi nasıl oldu? Hep birlikte bakalım. Evet, gördüğünüz gibi bahçemizde harika bir aydınlatma planladık ve bu şekilde oldu. Şimdi size tüm detaylarıyla her yerden çekimler yaparak göstermeye çalışacağım. Evet, hazırsanız odalarımızın içine doğru gidelim. Evet. Burası 2 numaralı odamız. Buradan başlayalım. Başlayalım buradan. Bahçenin hemen önü burası. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. İnşallah. Buyurun, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Evet, şöyle geçelim. Nereden başlayalım? Nasıl yapalım? Evet dostlar. 2'ye bölünmüş, işte yatak odası ve salon diye düşünün. Büyük bir odadır burası ve yan taraf özellikle. Televizyonumuz, güzel böyle açılır kapanır bir koltuğumuz, 4 kişilik bir masamız ve aynı zamanda bu masa katlanır olduğu için balkona da çıkartıp orada da kullanabilirsiniz. Aynen. İsteyen burada yemeğini yiyebilir, isteyen de balkona çıkartıp balkonda yemeğini yiyebilir. Koltuğumuz da zaten çok geniş. İki ve o konforlu da. Çok rahat yatabiliyor. Oldukça geniş bir koltuk. Zaten odamız toplamda 4 kişilik kapasiteli. 2 yetişkin, 2 çocuk. O zaman hemen yatak odası kısmına da geçelim. Tamam. Yatak odası kısmımızda bu taraf çift kişilik yaylı yatağımız var. Elbise dolabımız var. 2 kapaklı ve yine komodinlerimiz var. Ahşap bir yatak yine planlandı. Nevresimlerimiz olsun, yine alezlerimiz olsun, yorganımız ve yastıklarımız hepsi Yataş ve Karaca'dan arkadaşlar. Hepsini en kalitelisinden aldık. Çünkü burada rahat, huzurlu bir uyku uyumanızı arzuluyoruz. O yüzden de bu noktada özenli seçimler yaptık. Birkaç farklı model aldık değişimlerini yapabilmek için. Ve şurada gördüğünüz gibi işte yastıklarımız falan pufuduk pufuduk böyle çok güzel oldu. Gerçekten çok zevkle yaptınız bunu. Evet, harika oldu. Şimdi işte yorganlarımız zaten şu anda takılı. Yaz döneminde tabii ki çıkaracağız. Yine pikelerimiz geliyor. Pikelerimiz olacak yatakların üzerinde. Onların da kargolarını yine pazartesi günü itibariyle alacağız. Elbise dolabımız da zaten bu şekilde çift kapılı. Oldukça büyük. Askılarımız mevcut. Ve yine çekmecelerimiz var. Aynı şekilde yine birer başucumuzda komodinlerimiz var. Bu şekilde. Böyle çift şekilde de yine banyo havlularımız mevcut. Banyomuza bakalım. Banyomuz oldukça geniş ve ferah. Bütün kalebodurları, her şeyi, tüm eşyaları yine sıfır yapılmış. Daha önce hiç kullanılmadı bu odalar. Arkadaşlar ilk defa 24 saat sıcak suyumuz var. Aynı zamanda saç kurutma makinamız vesaire tüm ihtiyaçlar burada mevcut olacak. Banyomuz da böyle. Şimdi hemen mutfak tarafına geçelim. Mutfağımızda oldukça büyük bir tezgahımız var. Şekilde. Yine çaycımız Korkmaz marka elektrikli. Çift gözlü ocağımız var ve dolaplarımızın içerisinde kullanabileceğiniz, bir evde lazım olan tüm ihtiyaçlar var. Bu şekilde işte tencerelerimiz, daha yakından size hepsini zaten kamerada diğer açılardan da göstereceğim. Tencere takımımız full set olarak var. Yine yemek takımlarımız. Aynı şekilde burada çay bardakları, su bardakları, fincan takımları, kahvaltı ve salata kaseleri, kesme tahtasından tutun. Bu şekilde aşağıda işte leğenlerimiz, süzgeçlerimiz. Yine burada ekmeklik, işte cezve, yumurta haşlamak için cezvemiz var. Burada yine kaşık çatallarımız, yemek bıçaklarımız mevcut. Burada kepçelerimiz, bıçaklarımız vesaireler var. Burada da yine işte limonluğumuz, süzgeçlerimiz, ekstra çerez tabaklarımız ve rendemiz var. Her odada arkadaşlar çamaşır makinemiz var. Hepsi çalışıyor. Aktif bir şekilde kullanabileceksiniz. Hemen yine yan tarafında aynı şekilde buzdolabımız var. Tepsimiz, saklama kavanozlarımız daha uzun süre kalacak misafirlerimiz için. Yine aynı şekilde çöp kovamız. Anlık işte bir şey döküldüğünde süpürebilmeniz için faraj setimiz, mandalımız, her şeyimiz var. Hani aklıma gelen... Arkadaşlar olmayan oldu mu Esma Hanım diye bağırıyorsunuz, yukarıdan üst kattan da geliyor. Olur, insanlık, unutabiliriz, ekstra aranan bir ürün olur. Mutlaka vardır. Zaten ortak kullanım alanlarında çamaşır askılarımız olacak. Tabii tabii, çamaşır askılarımız vesaire hepsi hazır arkadaşlar. Yani burada... Siz bavulunuzla geldiğiniz zaman kendi yaşantınıza eviniz gibi devam edebileceksiniz. Yani sadece yol ve oda ücreti ödeyecek, evinde yediği gibi burada yemeğini yapıp yiyebilecek arkadaşlar. Yiyebilirsiniz ya da işte biz çok geziyoruz, dışarıda yiyeceğiz ama burada konaklayacağız diyebilirsiniz. İsterseniz biz burada yaşayacağız, dinleneceğiz, yemeğimizi de burada yapacağız diyebilirsiniz. Tabii. Tamamen tercihler size kalmış. Biz bütün olanakları sağladık. Bütün düzeni kurduk. Size sadece gelip keyifli bir şekilde dinlenmek kalıyor. Zaten konsept olarak da odalar genelde böyledir ama biz en üst seviyede eşyalarımızı aldık. En kalitelilerinden Zaten bahçemiz burada. Buraya gelen misafirlerimiz genelde dinlenmeye geliyorlar. Bahçede zaman geçirebilirsiniz veya dışarıya çıkıp dışarıda da yiyip içebilirsiniz. Ama biz yine de odalarımızda her şey mevcut. Evet, yani aslında her şeyi gerçekten kendimiz nasıl kullanmak istiyorsak o şekilde planladık ve o şekilde hazırladık. Çünkü istiyoruz ki geldiğinizde burada çok rahat edin. Tabii tabii. Düzeninizden hiçbir şey bozulmasın. Mutlu ve huzurlu olun. Keyifli bir tatil yapın. Yine camlarımıza tül de astık. Hani gündüzleri isteyen bu şekilde oturabilir. Perdelerimiz bakın bu şekilde otantik, böyle tercih ettik ve çok güzel oldular. Çok yakıştılar bize göre. Yani nihalenize kadar aslında her şeyimiz var. Düşündük. Kesme tahtası. Tamamladık, evet. Ayrıca sinekliklerimiz hem kapıda hem camlarda var. Evet. Dediğimiz gibi arkadaşlar klima mevcut odada. Yine aynı şekilde hem sıcak hem soğuk klimamız çalışıyor. 24 saat sıcak suyumuz var. Herhangi bir su kesintisi problemi vesaire bu bölgemizde şu ana kadar hiç yaşamadık ve olmuyor. Herhangi bir problem bu konuda da yok, bilginiz olsun. Apartımızda Wi-Fi de mevcut. İnternetimiz de var arkadaşlar. Aynen. Genel olarak bir de konumumuzdan... onu anlatalım değil mi? Evet, biz de hemen böyle bir oturduk. Hemen yerimizden, konumumuzdan da bahsedelim size. Dalyan bize 10 dakika, Ortaca 10 dakika, Köyceğiz 12-13 dakika, İztuzu plajı 20 dakika, Sarıgerme 25 dakika, Dalaman Havaalanı da 25-30 dakika. Akyaka 30 dakika civarı. Marmaris'te 40-45 dakika arkadaşlar. Fethiye'ye ne kadar? Fethiye'de 30-35 dakika. İşte Göcek yarım saattir. Yani evet. Yakın Fethiye, Göcek. Yani çok merkezi bir yerdeyiz. Burada konaklayıp oralarda da eğlenmeye gidilebilir. Bir şey Yuvarlakçay hemen yukarıda. Bizim buranın asıl atıyorum çok uzağa gitmeyeceğim derlerse şurada 500-600 metre aşağıda sığla ormanları var arkadaşlar. Yürüyüş yapabilirsiniz. Yuvarlakçay'ın bir kolu şöyle 200-300 metre üst tarafımızda, orada yürüyebilirsiniz. Piknik işte yapabilirsiniz. Piknik yapabilirsiniz. Sandalyenizi, masanızı kurup suyun içinde yazın o rahatlık da var. Yani konum olarak çok merkezi bir yer. Araçla gelirseniz 3 harfli marketler 4-5 kilometre ama köyün merkezinde 2 tane bakkal var. Temel ihtiyaçların hepsi mevcut. Ama o 3 harfli marketlerden alışveriş yapacağım derseniz araçla geldiğinizde 4-5 kilometre civarında. Zaten gezmeye çıktıklarında hani alıp gelebilirsiniz. Aynen, ihtiyaçlarını. Dolaplarımız mevcut olduğu için alışverişinizi yapıp koyup burada da işte kahvaltınızı yapabilirsiniz. İsterseniz dışarıda da yapabilirsiniz. O keyif size kalmış bir şey. Merkezi bir yer. Araçsız gelirseniz işte Dalaman Havalimanı'ndan gelirseniz taksiyle gelebilirsiniz. İşte otogardan gelirseniz Köyceğiz veya Ortaca otogara gelirseniz otobüsle gelebilirsiniz. Onun dışında hani bizim boşluğumuz olursa biz yardımcı olmaya çalışırız kendi araçlarımızla da. Evet arkadaşlar, bir de odaların hani evcil hayvan kabul edilme durumuyla alakalı ne yapacağımız konusunda çok kararsızız demiştik. Ve sizlere de sormuştuk. Birçok insan hani evet evcil hayvan kabul edebilirsiniz dedi. Birçok insan bence kabul etmemelisiniz dedi. Biz aramızda tabii ki konuşarak bir noktaya vardık. Aynı zamanda da bu sektördeki diğer insanların diyelim fikirlerini aldık. Hani ne gibi zorluklar olabilir, dezavantajları veya avantajları nelerdir diye bu işi uzun zamandır yapan insanlardan da bilgi birikim ve fikirlerini aldık. Bu konuda şöyle bir karara vardık. Tabii ki bu bazı kişiler için olumlu olabilir, bazı kişiler için olumsuz olabilir. Ama biz bu karara vardık. O yüzden de sizlerden de saygı duymanızı bekliyoruz. Biz normalde tabii ki biliyorsunuz hayvanları çok seviyoruz ve çok da fazla hayvanımız var. Hepsine bakıyoruz. Ancak şu anda bazı misafirlerimizin veya çocuklu misafirlerimizin olsun alerjik durumları vesaire gibi konularda oluşturabileceği olumsuz durumlar nedeniyle odalarımızın içerisinde maalesef evcil hayvan kabul etmemeyi planladık. Şu anda bahçemizde de herhangi bir şekilde hayvan ağırlayabileceğimiz bir misafirhanemiz olmadığı için bu dönem otelimizde maalesef evcil hayvan kabul edemeyeceğiz. İlerleyen dönemlerde eğer planlarımıza dahil edebilirsek hayvanlar için, yani sizlerin getirebileceği yanındaki evcil hayvanları için bir alan düzenleyebilirsek o zaman bahçede olmak şartıyla evcil hayvanlarınızı evet. buraya kabul edebileceğiz. Ama şu an için fikrimiz odalarımızın içerisine evcil hayvan maalesef kabul edememek yönünde oldu. Bizim de çok fazla hayvanımız var. Artık inşallah geldiğinizde onları böyle mıncık mıncık seversiniz. Bu arada civcivlerimiz çıktı. Bir dahaki videoda onları da göstereceğiz size. Ördeklerimiz, tavuklarımız, işte koyunlarımız, köpeğimiz ve kedilerimiz var. Onlarla birlikte de burada güzel, keyifli vakit geçirebilirsiniz. Yine aynı şekilde çocuklarınızla keyifli vakit geçirebilirler. Bu noktada hani o yüzden hani hepinizden sevgi, saygı ve anlayış bekliyoruz. Şimdi o zaman hemen 3 numaralı odamıza geçelim. Tabii yandakine geçelim. Gösterelim size. Orada zaten tek tek anlatmayız. Genel görüntüsünü gösteririz size. Ondan sonra da diğer 1 numaralı odamıza geçelim. Birebir malzeme kalitesi zaten. Hepsi şey aynı. Evet. Hiçbir değişiklik yok. Orada hani tek tek göstermemize gerek yok. Evet, odayı gösterelim. Tarz değişiklikleri var ufak tefek ama hani resimler, yorganlar, yastıklar, tencereler her şey aynı. Hadi gidelim. Çıkalım. Bu arada şöyle sinekliği de göstereyim size. Camınızı bu şekilde açık tuttuğunuzda hem burada sinekliğimiz var hem de küçük camı açmak isterseniz orada da sinekliğimiz mevcut arkadaşlar. Hadi çıkalım. Burası da 3 numaralı odamız. Hemen şöyle yine giriyoruz. Bu odamızın da genel görüntüsünü hemen şöyle size komple bir gösterelim. Bu odamızın mutfak dolaplarını şöyle gösterelim. Beyaz, diğeri ahşap rengiydi biliyorsunuz. Burası beyaz. Biz de o yüzden siyah beyaza biraz daha uygun bir dekorasyon yaptık. Yine çaycımız, ocağımız ve masa, sandalyemiz aynı şekilde burada. Yatak alanımız burada. Yine dolabımız, komodinimiz. Hemen böyle banyomuz aynı şekilde. Şöyle oldukça geniş. Bakın bu taraftan böyle. Aynı ihtiyaçların tamamı yine burada, bu odamızda, banyomuzda da var arkadaşlar. Yine aynı şekilde havlularımız ve ayak havlularımız mevcut. Onları da hemen şöyle koyalım. Yine çift açılır koltuğumuz. İsterseniz oturma alanı olarak veya çocuklarınız varsa yatak alanı olarak kullanabiliyoruz. Yedek nevresimlerimiz falan bu tarz durumlarda var, hiç sorun yok. Yine buzdolabımız, televizyonumuz ve klimamız aynı şekilde mevcut arkadaşlar. Bu odayla öbür oda %90 oranında büyüklükleri de aynı. Evet. Dizaynı aynı, sadece malzemeler değişik, mobilyası değişik sadece atıyorum. Sadece mutfak dolaplarının rengi değişik aslında. Aynen. Diğer kalan tüm şeyler, tüm detaylar aynı. Aynı aynı, çaycısından dediğin gibi. Yine aynı şekilde şöyle burayı da gösterelim hatta. Bakın şöyle bütün ihtiyaçlarınız var. Burada yine aynı şekilde tencerelerimiz, tabaklarımız, salata kaselerimiz hepsi var. Yani tüm hepsini biz zaten alırken 3 odalık aldık. Yani evet, ekmek sepetine kadar, tepsinize kadar. Evet arkadaşlar, şimdi buradan da çıkacağız. 1 numaralı odaya gideceğiz. Bu odayı isterseniz de 3 numaralı oda diye isteyeceksiniz. Biz yine odaların 1, 2, 3 diye Instagram sayfamıza albüm yapacağız. Tek tek fotoğraf olarak oradan da bakabilirsiniz. Yine kalmak isteyen WhatsApp'tan yazdığında odaların görüntülerini biz WhatsApp'tan da atabiliyoruz. Evet. İstersen şöyle yapalım. Tekrar bir WhatsApp numaramızı hatırlatalım an itibariyle. Çünkü rezervasyonlarımızı almaya başlayacağız. Bugüne kadar hiçbir ön rezervasyon kabul etmemiştik. Kimseye haksızlık olmasın diye. Evet. Çünkü sadece 3 odamız var. Burası da 3 numaralı odamız. İstersen ben numarayı tekrar vereyim. Yine WhatsApp'tan kaç gün kalacaksınız, kaçıncı ayda kalacaksınız bunun detaylarını yazarsınız. Ben size tekrar döneyim, iletişime geçelim. 0537 398 06 93 numaralı telefona WhatsApp atarsanız hemen yardımcı olurum. Hadi o zaman şimdi 1 numaralı odaya gidelim. Bizim en yakın komşumuza geçiyoruz. Evet, komşuya. Yani odadan çıkınca harika bir atmosfer var arkadaşlar akşamları. Bakın. Her şey çok güzel. Burada direkt çok güzel günler geçireceğiz. Burası bize komşu olan 1 numaralı oda arkadaşlar. Evet. Burası 2 kişilik. Yine kendimize göre güzel dizayn ettik. Yatağımız, dolabımız, tekli koltuğumuz var burada. Yine 2 kişilik açılır kapanır masamız var burada. Kapımızda da gerçi masa mevcut. Televizyonumuz, tüm öbür eşyalarla Hepsi aynı kalitede her şey var. Sadece bu odamız 2 kişilik. Burada da bir değişik nevresim takımımızı serdik. Onu da görün diye. O da bu şekilde arkadaşlar. Yine aynı kalite ve markada zaten. Her şeyimiz yerli yerinde. Aynı şekilde yine mutfağı da bu tarafta. Ona da bakalım hemen. Banyosu yine bu tarafta. Tüm eşyalarımız aynı şekilde. Dolaplarımızın içi bu şekilde hazır. Burası küçük, şirin, 2 kişilik bir oda. Öyle. Evet dostlar, bu da gördüğünüz 1 numaralı odamızdı, son odamızdı. Siz artık işlerinden 1, 2, 3 diye bir sıraladık. İşlerinden istediğinizi, beğendiğinizi, işte kalacağınız insan sayısına göre seçebilirsiniz. Biz de elimizden geleni yapmaya çalışırız. Evet. Şimdi yavaş yavaş... O zaman yavaş yavaş bahçemize geçelim. Burası da yine aynı şekilde bu odamızın balkonu. Burada da yine bir masa sandalye var, 2 kişilik. Burada da zaten hemen bahçemiz var. Şimdi bahçemize doğru geçelim. Evet. Evet, uzun zamandır emek verdiğimiz, gerçekten zevkle ve sevgiyle döşediğimiz odalarımızı sizlere de gezdirmiş olduk. Umarız burada çok güzel sohbetler, muhabbetler, dostluklar yaşarız, kurarız hep birlikte. İnşallah. Hem bu hayatı seven insanlar bir araya gelmiş olacaklar. Onlar yine birbirleriyle arkadaş olup tanışma fırsatı yakalayacaklar. Böylelikle burada güzel bir sosyal çevre de oluşturmuş olacağız. Evet. Aynı zamanda hepimiz birbirimize kaynaşacağız. Fikir alışverişleri yapacağız. Güzel sohbetler olacak. Ateşimizin başında olsun, masamızda olsun. Güzel sofralar kurarız inşallah. Yani, hep sevgi ve muhabbet hakim olur. Yani tüm dostlarımızın artık Köyceğiz'de bir evi var arkadaşlar. Yani odamızın az olduğuna bakmayın. Önümüzde yaz da uzun, süre de var. Herkesin tatil süresi aynı. Siz şimdiden rezervasyonunuzu yaptırırsanız biz önümüzdeki günlere bunları sıralarız. Herkesin geldiğinde tatilde böyle dinlenebileceği rahat bir ortamda olur. Aynı zamanda biz zaten yılın 12 ayı odalarımızı sizlere açtık. Hani sadece bunu yaz tatili için düşünmeyin. Tabii. Yılın her döneminde yaz, kış gelebilirsiniz. Yılbaşı, yıl dönümü, tabii. Her şey hafta olur. Sonu tatil yapmak istersiniz, 2 gün kaçmak istersiniz, yine gelebilirsiniz. Evet. En azından burada temiz, düzenli, aile ortamında, güvenilir bir yerde konaklamak isterseniz tabii ki burayı tercih edebilirsiniz. Her zaman bekleriz. Her zaman hepinizi bekliyoruz. O zaman yavaş yavaş videomuzu kapatalım. Daha diğer videolarda zaten birçok paylaşım yapacağız. Sizin de yine aklınıza takılan bir şeyler varsa yorumlarda yazabilirsiniz. Ya da WhatsApp numaramızdan yazabilirsiniz. WhatsApp'ı numaranı yine ver. Bir daha vereyim ben. 0537 398 06 93. Ekrana da yazıyorum zaten ben. Yani buradan da soru sorabilirsiniz. Evet. Elimizden geleni yapacağız biz zaten arkadaşlar. Evet. Şimdiden hepinize güzel dilekleriniz, temennileriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Başından bugüne bizim hayatımızın her anlamında, her yönüyle yanımızda oldunuz. Bir kez daha hepinize çok teşekkür ediyoruz. Birlikte çok güzel günler görelim. Buraya gelen misafirlerimizle de inşallah sizlere güzel videolar, fotoğraflar çekeriz. Birlikte güzel şeyler yaparız. İnşallah. Onları da paylaşırız hatta. Çünkü her şeyden önce amacımız insan kazanmak. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Hepinizi seviyoruz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın arkadaşlar. Like atmayı unutmayalım.